Bir diğer komutumuz derived line. Bu ne işe yarıyor? Bu düz çizgilerin belli offset aralıklarla çoğaltılmasını sağlıyor. Şöyle basitçe görelim komutun ne işe yaradığını. Offset facing mi? İşte offset Offset curve'e benziyor ama offset curve'den biraz daha farklı bir yapısı var. Şöyle ki offset curve'leri yapıyor. Bu sadece curve'de. düz çizgilere yapar. Yani çizgi düz olması gerekiyor çizginin taşınması için. Evet. Yani bir yayı bununla yapamıyoruz. Şöyle göstereyim. Komuta tıkladığımızda hiçbir menü dahi açılmıyor. Sadece kursörün yani mouse'umuzun, kursörümüzün kenarında bir derived line'ın simgesi çıkıyor. Ne işe yarıyor bu? Burada kürsörümüzün fazlalık kısmı eğer sağda kalırsa sağ tarafa doğru pozitif, solda kalırsa sol tarafı pozitif olacak şekilde çizgi offsetliyor. Deneyelim. Örneğin seçtim ve 50 milim offsetle diyorum. Direkt 50 milim offsetledi. Ve aynı zamanda son seçtiği çizgiyi de tekrar offsetlemek üzere seçili biçimde bizi bekliyor. Bu şekilde offset yapıyor. Örneğin aynı şekilde buradan 60 dedik. Eğer şunu yaparsak bu taraftan seçip bu tarafa doğru çekersek bu sefer bakın eksi oldu. Bu sefer eksi değerler girmemiz gerekiyor. Eksi 60. Yani burada aslında bu kürsördeki yuvarlak kısmın fazlalığıyla seçim yönümüzün artı eksisi değişiyor. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu komut bu şekildeydi. Bir de şöyle yapalım. Mesela birinci çizgi seçildikten sonra örneğin birinci çizgim bu olsun. Eğer ona paralel ikinci bir çizgi seçilirse bu iki çizginin ortasındaki çizgiyi verir bana. İki paralel çizgi olursa ikisinin ortasındaki çizgiyi veriyor. Birbiriyle açılı olursa burada görüldüğü gibi ikisinin bu sefer açı ortayını verir. Bu güzelmiş. Bu şekilde iki tane çizginin açı ortayını verebilir. Örneğin mesela şu ikisinin açı ortayından ben çizgi almak istiyorum. Yani ikisinin orta noktasından çizgi almak istediğimde rahatlıkla bu komutla bu işlemi yapabiliyorum. Bakın. Güzelmiş. Evet. Evet. Komutta bu şekilde orta tuşa tıklayarak komuttan çıkabiliriz.